deyince genellikle, öncelikle şey akla geliyor. Fen bilimleri akla geliyor ama yani sadece fen bilimleri değil, yani bilim deyince öncelikle fizik akla gelir. Yani fizik, kimya, biyoloji hani çoğunlukla. Ama hani sosyal bilimler de birer bilim. Oralar da bayağı bereketli topraklar. Onun yanı sıra hani böyle astronomi gibi, antropoloji gibi, jeoloji gibi bilimler de bize bir ilham verebilir. Yani buralardaki gelişmeleri falan takip etmek. Astronomide mesela bayağı ciddi, hızlı gelişimler oluyor. Tabii ki bu bilgisayar teknolojileri vesilesiyle. Arkeolojide çok hızlı gelişimler oluyor. Yeni tam ne diyelim ona artık bulunan kalıntıları tanımlamak için yeni yöntemler geliştiriliyor. Yani böyle böyle çok farklı şeylerden, bilim dallarında esinlenmek mümkün. Hani o ön koşulda işte bunları takip etmek. Zaten hani bilim kurgu yazmaya bir insan niyetleniyorsa zaten hani bilime de ilgisi vardır diye düşünüyorum. Tabii ki hani bilim kurgu yazmak kimden öğrenilir? Diğer bilim kurgu yazarlarından öğreniliyor. Yani okumak, bu anlamda bilim kurgu kitapları okumak, filmleri izlemek, dizileri izlemek tabii ki bir fikir verebilir. Sadece bilim kurgu okumak değil, yani ana akım edebiyatta okumak da bence fayda var. Hani ben bilim kurguyla başlamadım, ana akım edebiyatla başlayıp bilim kurguya doğru rotayı çevirdim. Bundan da hani memnunum. Farklı disiplinlerle ilgilenmek de yaratıcılığa bir katkı sağlayabilir. Yani hani bilimden bahsettik, sinemadan bahsettik. Hani resimle ilgilenmek, hani diğer sanat dalgalarıyla ilgilenmek de bu anlamda, fotoğraf çekmek falan yaratıcılığı besleyen, yani o perspektifi geliştirmeyi sağlayan şeyler olabilir. Rüyalar yine yazılacak konu bulmakta ya da o konuyu zenginleştirmekte işe yarayabilir. Hani bir rüya gördük, onu not almak uyanınca hem bir yazı alıştırmasıdır hem de bir yerde o işimize yarayabilir. Not almak önemli, fikir bulmak konusunda. Yani bir fikir aklımıza gelebilir, uçup gidebilir. Hani bazısı da şey diye yaklaşır. Ya zaten unuttuysan önemli fikir değildi diye bir yorum da getirilebilir ama öyle değil. Yani hani o fikir aklımıza gelmişse onu bir şimdi cep telefonları da var, kolay. Not almak iyi olur. Çünkü bir fikirle de yetinmek zorunda değiliz. Bir öyküyü yazarken, bir romanı yazarken. İki fikri, üç fikri birleştirerek de bir şey ortaya çıkarabiliriz. O belki daha verimli olabilir. Çünkü bazen bir fikir, bir öykünün yükünü taşımayabiliyor. Yani ilk düşündüğümüzde şey gibi geliyor. Cazip, güzel, iyi bir fikir gibi geliyor ama yani yazınca olmuyor bazen. Ama ikisini birleştirince olabilir. Bunları böyle anılarla, izlenimlerle falan birleştirmek de birazcık daha o öyküye bir sahicilik izlenimi katıyor.
Özellikle boyut kelimesini kullandım. Yani buradaki sıralama o kadar da hani önemli değil. Evet, fikir bulma süreçte başta geliyor ama yani özellikle de bunu yazdım, siz de şey yaptınız. Çünkü bilim kurgucular ortama odaklılar. Evet, ona gir. Ortama odaklılar ve şeye odaklılar. Hatta olaylara odaklılar ama karaktere, yani iyi bilim kurgu eserlerine de baktığımız zaman orada da çok yani her durumda değil. Mesela Asimov'da öyle bir şey yok ama büyük bir çoğunluğunda şeyi de görüyoruz. Yani böyle şey eserlerde, hani ekol olmuş, kült olmuş eserlerde ilginç karakterler görüyoruz. Yani işte Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde bir tane galaksi başkanı var. Çift kafalı bir adam. Yani ilginç birisi. Ya da bir tane bir robot var. Robot işte son derece... Marvin oldukça ilginç bir karakter. Birazcık da şeyden bahsedeyim. Şimdi fikir bulmadayız madem. Fikirleri birleştirmek demiştik. Duygu ve izlenimlerle birleştirmek olabilir. Yine bir örnek vereyim. Böyle bir gün yürüyüşteyim. Yürüyorum. Kendimi çok halsiz hissettim. Dedim ki ya bir tane şeyim olsa, böyle sedye gibi bir şey olsa ama böyle uçan bir şey olsa, beni götürse, gezsem yani. Hani yine evde olup evimde yatmayayım da dışarıda olayım. Böyle hani onun üzerinde gezeyim gibi bir şey aklıma gelmişti. Yani o bir, ne diyelim, bir duygu o anda, işte kendini halsiz hissetmekle ilgili bir şey. Onun üzerine Yatalak Hasta diye bir işte öykü yazmıştım. Bir savaş gazisi, çok işte yıpranmış mıpranmış savaşta. Ondan sonra bir homeless, evsiz birisi haline gelmiş. Ve işte onlara da belediye birer böyle sedye gibi bir şey veriyor ama onlar uçuyor, o sedyeler. Normalde böyle tekerlekli sandalye gibi de kullanılıyor ama bu yatar halde bu kişi kullanıyor gibi. Hani bir örnek, böyle bir öykü aklıma gelmişti. Böyle bir takım işte anılardan, böyle duygulardan yola çıkan şeyler, bakıyorum, daha çok insanlar üzerinde etki bırakıyor. Daha böyle mantık üzerinden gidip şöyle kurgulayayım, böyle yapayım diye daha analitik yaklaşarak yazdıklarım o kadar etki yaratmıyor. Bir son bir şey söyleyeyim şeyle ilgili. Yürüyüş dedik. Fikirler ne zaman aklımıza geliyor? İlk öykü fikri ya da işte öyküye başladık, yolda karar vereceğiz. Şurası nasıl olsun, burası nasıl olsun. Hani benim kişisel olarak kullandığım yöntem yürüyüş yapmak. Duş alırken fikir geliyor. Kahve bolca tüketiyorum. Hani konsantrasyonu arttırıyor. Farklı bir yerde yazdığım zaman biraz daha şey oluyor. Daha yazdıklarım birazcık daha sanki yaratıcı oluyor gibi geliyor bana. Hani tıkandığım zaman bazen evde gidiyorum, işte bir kafede yazmaya çalışıyorum. Bunların birazcık yerde, yolculukta fikir daha çok geliyor. Hani bunlar böyle fikir devşirmenin yöntemleri gibi söyleyebileceğim şeyler. Bilindik şeyleri farklı bir bakış açısıyla ele almak da bir fikir oluşturmanın yöntemi olabilir. Örneğin, geçen duyduğum bir örnekte hoşuma gitti. İşte Alaaddin'in cini. Neil Gaiman bir tane öykü yazmış. Onun bir anlatımı vardı, orada dinledim.
Bir kadın var. Alaaddin'in cini işte o lambayı okşuyor. Cin ortaya çıkıyor. Cin diyor ki hani üç hakkın var. İsteklerini söyle. Kadın diyor ki ben bir şey istemiyorum yani. Hani senden bir şey istemiyorum. Cin de şaşırıyor. Hani okur olarak biz de şaşırıyoruz. Yani böyle bir kadın nasıl olabiliyor? Hiç mi bir şey istemiyor? Hiç mi yok? Gibi. Sonra da iş cinle kadın arasında bir aşk hikayesine dönüyor. Yani hoşuma giden bir örnekti. Hani Alaaddin'in cinini biliyoruz. Onun konsepti belli, olayı bellidir yani. Herkes de bilir. Onu farklı bir kontekst içinde ele alıp kullanmak, hani bolca böyle masallar falan alınıp, evrilip çevrilip çok bilinen şeyler kullanılabiliyor. Ve bunlardan bilim kurgu öyküleri ya da fantastik öyküler çıkabiliyor. Şimdi gelelim karakter yaratma tarafına. Özellikle roman yazarken öncesinde tek tek karakterler kim olacak, özellikleri ne olacak diye çalışıyorum. Bir tane Excel'im var. O Excel'de satırda karakterin adı yazıyor. Sütunda da karakterin özellikleri var. Nedir? İşte fiziksel görüntüsü, cinsiyeti, yaşı, sosyoekonomik durumu, kökeni gibi şeylerle başlıyorum. Mesleği ne? İlginç bir mesleği olursa ilgi çekici oluyor. Polisse iyi bir şey. Aksiyon, işte ajansa iyi bir şey. Hani böyle insanların merak ettiği ilgi çekici bir mesleğe sahipse o birazcık şey olabilir. Karakterin öyküdeki işlevi ne olacak? İşte bir baş karakterimiz var, ana karakterimiz var. Onun bir arkadaşları var, bir de onun düşmanı var. Karakterimiz var, bir amacı var. O amacı gerçekleştirmek istiyor. Dostları var. Ne diyelim, müttefikleri, onu destekleyenler bu yolda. Tabii şimdi basitinden bahsediyorum. Bir karakterin re odaklanan işte bir öyküden ya da romandan bahsediyorum. Tabii ki birden çok karakterin her birinin bir hedefi de olması gerekir. Yani birisi o ana karakterin müttefiki diye onun da hayatta bir amacı yok değil. Bir amacı olması gerekiyor. Hani şöyle bir laf var. Karakterler mutlaka bir şey istemeli. Hiçbir şey istemiyorsa bir bardak su istemeli gibi bir laf var. İşte karakterin bir amacı olsun. Amacı ne? Ne yapmak istiyor? O tarafı önemli. Bu kişinin kişisel tarihi ne, hikayesi ne, nerede doğdu, anası kimdi, babası kimdi, neler yaşadı çocukluğunda falan. Bu işte hikaye bir teağında başlıyor ama bu insan o teağında doğmadı. Onun bir geçmiş yaşantısı var. O geçmiş yaşantıyı da yazarın hani birazcık üzerinde düşünmüş olması faydalı olur. O malzemeyi kullanmak için değil, o malzemeyi yani kullanılmasa daha iyi olur. Çünkü biz çocukluğunda ne yaptığıyla çok ilgilenmiyoruz aslında. O anda bir şey yapıyor, onunla ilgileniyoruz. Ama onu bir yere bağlayabiliyorsak, öyküyle bağlantılı bir şey olabiliyorsa kullanabiliriz de. Şimdi kişilerin bir amacı oluyor. Diyelim ki Jack London'ın Martin Eden romanında Martin Eden'ın bir amacı var. Amacı yazar olmak. Bir de o kişinin değerleri var. Bazen o kişinin değerleriyle amaçları çatışıyor olabilir. Değer dediğim de daha böyle fundamental bir şey. Hani İslamcılar çok vurgu yapar. Bizim değerlerimiz vardır falan gibi. İşte o
neye önem veriyor hayatta filan. Yani bu karakterin aileye mi önem veriyor, arkadaşlığa mı önem veriyor, sanata mı önem veriyor, bilgiye mi önem veriyor, işte güce mi önem veriyor, zenginliğe mi, neye? Yani onun hayat felsefesi, hayata bakış açısı ne? Bu değer nasıl bir değer setine sahip ve neyi hedefliyor? Bunlar acaba çatışıyor mu? Çatışıyorsa daha iyi. Yani biraz daha oradan bir şey çıkabilir. Darth Vader Star Wars'ta güç istiyor, güçlü olmak istiyor, zayıf olmak istemiyor. Ama bir tarafta da çocuğunu da işte korumak istiyor. Çocuk da benim çocuğumsa ben onu korumalıyım, kollamalıyım. Böyle bir değeri de var. Güçlü olmak da istiyor bir taraftan. Kötü bir karakter. Ama bu iki değer birbiriyle çatışıyor. Öyle olduğu için bizim aklımızda kalıyor. Bir de boyu da biraz uzun. Kıyafet de güzel, şık, siyah. Ya da işte Godfather baba karakteri. O öyle bir dilemması var. Öyle olunca o değerler çatışınca filan o bir zenginlik yaratabiliyor. Yazarın karakterin bir sırrı olabilir kimseye söylemediği. Romanda falan güzel bir triktir bu. Bir sırrı vardır. O sırrı bir zaman ortaya çıkar. Onun bilmediğimiz bir çocuğu varmış filan gibi. Yani bilim kurgu öyküsünde öyle bir şey olmaz da. Yani şimdi aklıma öyle geldiği için söyledim. Star Wars'ta bilmiyorduk Luke'un. Evet. Çocuğu olduğunu. Evet evet işte o da o evet. O bir sırmış evet, demek ki. Yazarların birer şeyi oluyor. Ne diyelim? Ruh spektrumu diyorum ben ona. Yani biz şimdi bir şey yazarken birilerinin yerine kendimizi koyuyoruz ve onunla empati kurup onu bir anlamda onun taklidini yapıyoruz. O olsa nasıl düşünürdü falan diye. Ama biz bunun bir limiti var. Tabii ki bizim bir kişiliğimiz var ama içimizde de nice farklı kişilikler de var. Her insanın içinde bu var. Ama onun da bir limiti var yani. Yani çok iyi kalpli birisi, çok kötü birisini hayal etmesi zor. İşte çok saftirik birisinin, çok böyle kurnaz birisinin neler düşüneceğini şey yapması, tahayyül etmesi zor. Ya da hani işte karakterler, bazısı çok sert karakterli, bazısı biraz daha yumuşak karakterli. Yani çok yumuşak karakterli birisinin çok sert karakterli birisini üzerinden bir hikaye anlatması zor. Çünkü hani onu empati kurup onu düzgün yansıtamaya bilir. Çok tehlikeli olmadı mı? O zaman Stephen King'i ne yapacağız? Ne diyeceğiz kendisine? Ya da şeyler... Stephen Zweig bence. Evet, Amerikan Sapığını yazan adama ne diyeceğiz? Çok sevdi. Yani hani iyi yazabiliyorsa demek ki onun içinde ondan bir parça olabilir. Yani sanatçı sanatında özgürdür yani. Hani onu ya da belki şu da olabilir. Ne bileyim çok ayrıntılı bir günlüğünü ele geçirmiştir de oradan okumuş onu anlamıştır. Tabii ki tek yöntem şey değil. Hani oturduğun yerde onu hayal etmek değil de onunla ilgili çok ayrıntılı bilgi edinebiliyorsan. Ya da gözlem gücü belki burada önemli. Gözlem, merak ve gözlem mi? Doğru. Gözlem de önemli. Çok gözlemek şey yani şöyle açayım. Şimdi ben kadın karakterleri yazamıyorum. Çok zor yazıyorum. Yani kadınlar da, bazı kadınlar erkekleri çok iyi yazabiliyorlar. Yani tersi de olabiliyor. Yani kişisel olarak ben yazamıyorum. Çünkü kadınların düşünce tarzı, hayata bakışı farklı. Hani empati kurmaya, anlamaya çalışıyorum. Hani fena olmuyor. Bir iki tane karakter yakaladım ama yani derin olmuyor yani. Olmuyor. Çünkü o şeyin dışında kalıyor. O spektrumun dışında kalıyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki hani şöyle... Biraz daha yan karakterlerde bunlar kullanılır. Ana karakterlerimiz bizim
daha anlayabileceğimiz karakterler olmasında fayda olduğunu düşünüyorum ben.